Değerli konuklar, kıymetli basın mensupları, yatırım faaliyetleri alanında 70 yılı aşkın deneyime sahip Todini ile Rams Başakşehir Futbol Kulübü imza törenine hepiniz hoş geldiniz. Programımızın akışından kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle konuşmalarını yapmak üzere katılımcılarımıza söz vereceğiz. Sonrasında gerçekleştirecek imza töreninin ardından soru cevap bölümüne geçeceğiz. We are as a Todini family very happy to be part of your family, part of the very great football club Başakşehir and we are supporting this team, we are following this team. Bu partnerlik, işbirliği bizim için çok çok önemli. Birlikte çok başarılı olacağımıza inanıyoruz. Biz bu takıma inanıyoruz, destekliyoruz. Birlikte çok fazla zafer kazanıp, galibiyet kazanıp çok daha iyi noktalara gelmek istiyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Bu enerjiyi ve bu genç yaşta bu sinerjiyi buldukları gördükleri için Başakşehir'e bir yıllık göğüs sponsorluğu imzası töreni için bugün buradayız. Bu anlaşmayı da biraz sonra imzalayacağız. Dolayısıyla ben kendisine hem Claudio'ya hem Tarkan Bey'e Todini ve Başakşehir'e bu ilişkisinden dolayı böyle bir isim göğüs sponsorluğundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Şöyle söyleyebilirim. Tabii Edin Karze bizim oyuncumuz. Fakat kendisi sosyal medyadan bir paylaşımda bulunmuş. Biz tabii bunu hemen fark edince idari direktörümüz Murat Yaman Bey kendisini hemen çağırıp bir disiplin soruşturması açtığımızı ifade etti. Ben de talimatını verdim ve kendisi de savunmasını istedik. Savunmasında da kendisi ben savaşa değil barışa, barışla ilgili bir ifade kullanmaya çalıştım. Yanlış anlaşıldım. Savaşı isteyen biri değilim. Barış olsun istiyorum diye bir ifade bulunmuş. Özür dilemiş ve paylaşımını hemen kaldırmış. Ama buna rağmen bizim gerek ülkemizin, bizlerin hassasiyeti bu konuda çok fazla. Dolayısıyla bu kabul edilebilir bir durum değil. Kendisine de bunu ifade ettik. Şimdi savunmasını değerlendirip bir karar alacağız. Başka kendisi dün emniyette de ve savcılıkta da ifadesini verdi. Aynı ifadeleri de orada kullanmış. Dolayısıyla gelişmeler bu noktada. Böyle değerli arkadaşlar, böyle bu ara transferlerde biraz dikkatli olmak lazım. Biz şu an ara transferini gerçekleştirdiğimiz tek oyuncumuz var. O da Joseph De Souza. Kendisi çok önemli, çok lider bir oyuncu ve bizim ihtiyacımız olan mevkiyi aldık. Dolayısıyla bundan sonra da en az bir iki oyuncu daha alacağız. Hoca ile yapacağımız toplantı ve değerlendirme sonucunda eğer gerekirse gönderilecek oyuncular da olabilir. Ama şu an için 3 veya 4 oyuncu üzerinde bir hocanın raporu var. O rapor doğrultusunda bir karar vereceğiz. Duba bizim takımımıza çok iyi adapte olmuş bir oyuncu. Şu an bizim oyuncumuz. Sezon sonuna kadar da bizde kiralaması var. Dolayısıyla şu an biz oyuncudan memnunuz. Oyuncu da buradan memnun. Bunu eğer böyle bir gelişim olursa onu o gün değerlendiririz. Ama şu an için böyle bir gelişme yok. Kendisinden de çok memnun olduğumuzu, ihtiyacımız olduğunu da söylemişti olmaktayız. Yani Kulüpler Birliği Vakfı dünkü toplantıda yine Türk futbolu ile ilgili neleri daha iyi yaparız ile ilgili bir genel bir toplantı. Aslında genel bir değerlendirme. Biliyorsunuz önümüzde Pasolik, E-Bilet, aynı zamanda yayın ihalesi, bunlar hepsi çok yakın zamanlarda. Hayat devam ediyor ve futbolda da kulüplerin ihtiyaçları bitmiyor. Dolayısıyla bunlarla ilgili neyi daha iyi iyileştirebiliriz? Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve tüm yönetim kurulu olarak kulüp başkanları bir genel değerlendirme yaptık. Yabancı konusunda da zaten kulüplerin genelinin mutabık olduğu bir uygulama. Dolayısıyla orada da bir olumsuz bir durum yok. İnşallah gelecekte de gerek e-bilette gerek yayın ihalesiyle Türk futbolunun gelirini daha iyi bir noktaya getirebilmek için tüm arkadaşlarımız çaba sarf ediyor. Hayırlısı olur inşallah. Peki. Evet. Şöyle tutalım. Tamam. Yedi bu. Okey. Daha değil mi? Şöyle. Yedi bu. Başka.